Şimdi konuşma zamanından iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir konu aslında eski konuların halen devam ediyor olmasından dolayı yine sizlerle konuşma, tartışma, sizleri bilgilendirme ihtiyacını duyduk. Mesele elbette ki kayyumlar. Son dönemde eğer açıklamalara bakacak olursanız bu üç kayyumun üzerine yeni kayyumlar da gelebilir algısı var. Acaba sıradaki il neresi? Bunları da konuşacağız. Demokrasi sorunlarını konuşacağız. Ve ABF'nin büyük projesi, Alevilerin büyük coşkusu, Barış Senfonisi, 28 Eylül'ü yol bir, sürekli biri de konuşacağız. Ve bizlerin kutsal günleri, Alevilerin kutsal günleri 12 olarak, 12 imam oruçları olarak da toplumda bilinen matem günleri başlayacak. Ve bu matem günlerini Aleviler açısından önemini ve sizlerle olan paylaşımlarını hep birlikte değerlendireceğiz. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Hüseyin Mat, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, konular o kadar fazla ki hepsi birbirinden önemli ama biz bir ortak konuyla demokrasi sorunu, hukuk sorunu, adalet sorunu haline gelen bir ortak konuyla başlayalım istiyorum. Kayyumlarla biz bunların değerlendirmesini yapmıştık. Arka niyetlerini de tartışmıştık ama gördüğümüz kadarıyla halen gündemdeki önemini ve yerini koruyor. Bu son gelişmelerde dikkate aldığınızda bu kayyum meselesi hakkında daha neler söylemek istersiniz Sayın Mat? Yani son gelişmeler, kayyum atanmasından bugüne kadar gelişmeleri takip ettiğimizde özellikle de sevindirici olan toplumsal kesimler, özellikle çok farklı toplumsal kesimlerin tepki koyması, bu haksızlığın karşısında bir duruş ortaya koyabilmesi ben çok değerli buldum. Bunu çok önemli gördüm. Bugüne kadar bu kadar geniş yelpazeli bir sahiplenme bu tür haksızlıklar karşısında yoktu. Bunu söyleyebiliriz. Mesela dün akşam Halk TV'de canlı yayın programı vardı ve o canlı yayın programı ilk defa HDP'nin seçilmiş büyükşehir belediye başkanları, daha sonra haksız bir şekilde hakları gasp edilen HDP'nin 3 tane büyükşehir belediye başkanını ekranlara çıkardı Halk TV. Bu son derece önemliydi. Çünkü bugüne beklenmedik bir şey mi? Yani sizce... açık söylemek gerekirse bugüne kadar HDP'lilere Halk TV'nin kapısı çok açık değil. Yani bugüne kadar anımsadığım kadarıyla birkaç defa HDP'li siyasetçinin Halk TV'ye çıktığını gördük. Ama çok, hiç onun dışında hiçbir temsilcisini görememiştik bugüne kadar. Ama dünkü canlı yayın programında 3 tane arkadaşımızın, dostumuzun haklarının gasp edilmesi, işte halkın iradesinin gasp edilmesi, siyasi darbenin karşısında Halk TV'nin 3 büyük belediye başkanını ekranlarına çağırması, ekranları açması son derece pozitifti, son derece değerliydi. Şunu artık herkes görüyor ki yani sıra herkese gelecek. Yani sosyal demokratlara da gelecek, Atatürkçülere de gelecek. Ve bu ülkede ülkenin sahibi olduğunu, her şey benim elimde diye bas bas bağıran Kemalistlere de sıra gelecek. Bu bakımdan da siyasi İslam'ın ne kadar tehlikeli olduğunu, siyasi İslam'ın gözünde Atatürkçüdür, Alevidir, Kürttür, devrimcidir, sosyalisttir, hiç fark etmiyor. Ya da muhafazakardır ya da vicdan sahibi milliyetçidir, hiç fark etmiyor. Kendi ideolojisini kabul ettirdiği sürece kendi ideolojisi üzerinden kendi geleceğini teminat altına aldığı sürece hiç kimseyi tanımaz. Hiç kimseye fırsat ve şans vermez. Bunu gördü ve hepsi keze şunu artık kabul ediyor. Çünkü özellikle siyasi İslamcıların en büyük iddiaları biz bu ülkeyi daha iyi yönetiriz, daha ahlaklı yönetiriz, daha adaletli yönetiriz. Bu iddiaları vardı. Türkiye'yi hiç tek başımıza yönetmedik feryatlar yapıyorlardı. İşte fırsatı tanıdılar, fırsat verildi. 17 yıldır, 18 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ve 17 yıl sonra Türkiye'nin geldiği noktaya bir bakıyorsunuz ateş çemberine dönüşmüş ve dün bir araya gelmesi muhtemel bile olmayan
Yani insanlar rüyalarında görse bile inanmayacağı toplumsal kesimlerin bir araya gelmesini sağlayabilecek kadar zalimleşti bunlar. Yani aslında diğer anlamda pozitif bir gelişme, farklı insanların, farklı toplumsal kesimlerin bir araya gelmesi çok önemli, çok değerli. Ama böyle bir zalimliğin karşısında bu insanların bir araya gelmesi söz konusu olmamalıydı. Yani bu kadar haksızlık olmadan da bu insanlar bir araya gelebilmelilerdi. Gelebilselerdi bu kadar ağır bedeller Türkiye halkları, Türkiye ödemeyecekti. Bence Türkiye açısından bu kayyumlarla birlikte farklı toplumsal kesimlerin, etnik kimliklerin bir araya gelmesinin ne kadar değerli, önemli, anlamlı olduğunu görüyoruz. O açıdan ben kayyumların Türkiye siyasetine büyük bir darbe olarak, demokrasiye bir darbe, halkın iradesine darbe olarak görüyorum ama hani bir şey vardır, dibe vurursunuz, o dibe vurduktan sonra da çıkışa çıkarsınız. Bence Türkiye bu dibe vurdu ve çıkışa doğru bir hız alacak diye düşünüyorum. Bu içindeki umudu da yeşertmek istiyorum. Dünkü televizyon programı sahiplenmenin çok farklı kesimlerden gelmesi bize bu sinyalleri veriyor. Bizim de sivil toplum kuruluşu olarak bu gibi pozitif gelişmelere karşı destek vermek, daha duyarlı olmak ve sahiplenmek gerekiyor. Şimdi söylediğiniz mesele üzerinden, yani tespit üzerinden baktığımızda bir algı kırılmasından söz edebiliriz. Yani Türkiye'de hep terör ve terörizmle bağlantılı hale getirilen bir takım konuşmalar. Yani HDP'li birisiyle beraberseniz ya da onları savunuyorsanız hemen karşınıza işte terörist ve terörü öven algı konuşmaları başlıyor. Burada iki ana AKP'nin önde gelenlerinden Burhan Kuzu'nun derhal savcıları göreve çağırıyorum açıklaması var. Bu önemli bir şey. Halk TV hakkında derhal savcıları göreve çağırıyorum. İşte terör övgüsü yapılan bir yayın yaptılar şeklinde bir açıklama yaptı. Anayasa profesöründen mi? Evet, anayasa profesörü AKP'nin önde gelenlerinden Burhan Kuzu ve aynı saatlerde Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Elimizde daha birçok dosyalar var. Meclisin açılmasını bekliyoruz. Şimdi bu iki denklemi, çelişkiyi bir araya getirdiğimizde aslında bunu da değerlendirmek lazım. Yani şimdi işte kendini anayasa profesörü olarak, hukukçu olarak nitelendiren, tanımlandıran ya da akademisyen diploması olduğunu söyleyen birinin bu açıklaması yapması büyük bir talihsizlik. Yani nereye oturtturacaksınız bu cümleleri bilemiyorsunuz. Şimdi 3 tane siyasetçi var. Halkın iradesiyle seçilmişler, belediye başkanları olmuş ve bunlar belediye başkanı olmadan önce de belediye başkanı adayı olabilme koşullarını yerine getirmişler. Hukuki anlamda hiçbir mansuru bulunmadığı için aday olabilmişler. Mansuru olsa zaten aday olamayacaklardı. Zaten aday oldular, seçildiler ve haksız bir şekilde görevler elinden alındı. Ve bir televizyon kanalına çıkıyorlar ve bu televizyon kanalına çıkılmasından dolayı savcılık göreve davet ediliyor. Ya bu savcılar gerçekten bir suç arayacaksa ve bu insanlar suçluysa gitsinler insanlar alıp içeri alsınlar. Niye böyle bir soruşturma gereği duymuyorlar da direkt ya, televizyona çıkmasınlar? Aslında korkuları şu. Trajikomik bir durum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Aslında bir ezber bozuluyor Türkiye'de. Evet. Ciddi bir ezber bozuluyor. Bu bugüne kadar bir araya gelmeyen insanların bir araya gelmesi Türk İslam resmi devlet ideolojisinin çökmesi anlamına geliyor. İşte bu ezberin bozulması egemen güçleri ciddi rahatsız ediyor. O anlamıyla da kabul edemedikleri, anlam veremedikleri, göremedikleri, tahmin edemedikleri, rüyalarında görse bile ihtimal veremedikleri gelişmeler söz konusu oluyor. Yani Aleviler, Kürtler, sosyalistler, muhafazakarlar, vicdan sahibi milliyetçiler, dini, inancı, kimliği ne olursa olsun bir haksızlık olduğunda bir araya gelebilme becerisini gösteriyorlar. Yani Türkiye tarihinde böyle bir şey olmamıştı. Türkiye tarihinde bugüne kadar haksızlıkların karşısında kime haksızlık yapılmışsa o toplumsal kesim refleks verirdi. İşte sol sosyalist devrimcilere yönelik bir haksızlık olduğunda oraya daha gönüllü olanlar, sempati olanlar bir tepki koyardı. Ya da işte türban meselesi söz konusu olduğunda orada bir haksızlık varsa türban hassasiyeti yüksek olanlar bir eylem koyardı, itiraz ederdi. Ama burada çok farklı bir şey var. Bir gezi ruhu var. Yani gezide de olduğu gibi topyekün haksızlıkların karşısında
topyekun herkesin bir araya gelip ortak bir paydada yaşanabilir bir coğrafya, yaşanabilir bir Türkiye, birlikte yaşanabilir bir mahalle, sokak, şehir, kasaba, köy, bir ülke isteği var, arzusu var. Bu açıdan çok değerli, çok önemli. Bu işe bugüne kadar ki işte eğitimde olsun, siyasetinde olsun, kültüründe olsun, egemen inancın ezberini bozması, tek tip insan yaratma konusunda, devletin kendi kodlarını koruma konusunda vermiş olduğu mücadeleyi de alt üst eden bir yaklaşım oldu. O yüzden paniklemeye başladılar. Yani bu panikleme sadece AKP'nin paniklemesi değil. Bu derin devlet dediğimiz Türk İnsan Sentezi'nin resmi ideolojisinin de sarsılması anlamına geliyor. O yüzden korku, endişe bu kadar zirve yapmış durumda kendileri açısından. Son dönemde AKP'de başlayan istifa sürecini de özellikle partinin kurucuları arasındaki istifanın da bu tespitle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorsunuz. Yani buna, AKP'de bir kopma olur mu? Yani AKP'den yani bu kadar sertleşmesinden sonra muhakkak bir yerlerden patlaması lazım. Yani şimdi kopma olur mu olmaz mı? Kopma olmaması çok anormal olur. Çünkü ya şimdi yani bir kurumu düşünün. O kurum içinde bir iç örgütlenme varsa, o iç örgütlenmede bir çekirdek örgütlenmesi varsa, doğal olarak o çekirdek örgütlenme zaman içerisinde çok farklı davranış biçimleri ortaya sergiler. O kadar çok egosu yükselir, yaptırım gücüne o kadar çok fazla inanır ki çevresinde kendilerine yönelik yapılan eleştirileri göremez hale gelirler. Ve bu anlamıyla da kendi etrafındakilerine zarar vermeye başlarlar. Bu süreç AKP için tam söylenebilecek bir anlatım. Bu bakımdan Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın çevresinde işte ailesi, eş dost akrabaları, onların etrafındaki insanların kümeleşmesi, devletin bütün imkanlarından bunların faydalanması, diğer insanların artık kabul edemeyeceği bir noktaya taşıdı meseleyi. Ya evet hani bu kadar olur da ama bu kadarı da olmaz. Evet bunlar yaşanır ama bu da olamaz. Yani kabullenilemez. Yani bunun dışarıda komşuna, ne bileyim okul arkadaşına, iş arkadaşına anlatabileceğin, açıklayabileceğin, savunabileceğin şeyler değil. Bu bakımdan da gelişmeler bu noktaya gelince doğal olarak artık o haksızlığı savunabilme yüzü kalmamış. Yani artık bunu savunabilecek imkan olanak ortadan kalkmamıştır. Kalmamışsa böyle bir durum ortada yoksa doğal olarak oradan kopmalar da çok doğaldır, normaldir. Ama öz eleştiriyi vererek işte en son tartıştığımız konulardan bir tanesi işte biz açarsak dosyaları insan yüzüne çıkamazlar. Gerçekten namuslu iseler, gerçekten doğru yaptıklarına inanıyorlarsa, bir günahları suçu da yoklarsa, ya ben dokunursam bana da dokunurlar kaygıları da yoksa buyursun açsınlar dosyaları. Kim kime ne haksızlık yapmış hep birlikte bilelim. Haklıya sahip çıkalım, haksızlığa karşısında tavrımızı daha da güçlendirelim. Yani iyi değindiniz. Yol TV olarak 2015 yılında 7 Haziran 1 Kasım tarihleri arasının şüpheli olduğunu ve bunun bilinçli olarak bu duruma getirildiğini defalarca bu ekranlardan dile getirmiştik. Evet. Bugün Davutoğlu da buna benzer bir işaretleme yaptı. Bu işaretlemenin artık sonuca gitmesini de bekliyoruz. Sayın Mat, bu süreci, kayyumların yoğun olduğu bu süreçte Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin, kuruluşlarının yeterince demokratik tepkilerini ortaya koyduğuna inanıyor musunuz? Bu benim. Diğer soru da Almanya Alev Birlikleri Federasyonu ve Avrupa Alev Birlikleri Konfederasyonu olarak siz neler yaptınız? Siz ne yaptınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu konuda siz de üzerinize düşen demokratik görevleri yerine getirdiniz mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Yeterli derecedeki sahiplenme, tepki olduğu mu sorusuna verilecek cevap maalesef yeterli değildir. Ama sevindirici tarafı çok farklı kesimlerden, biraz önce de ifade ettiğim çok farklı kesimlerden tepkinin olması. Bazısında cılız, bazısında biraz daha yüksek, bazısında biraz daha yeterli ya da yetersiz ama sonuç itibariyle herkesten bir ses çıktı. Mırıldanma bile oluştu hiç beklenilmeyen kesimlerden. Bu önemliydi. Yani bu haksızlıkların görünebilmesi, anlaşılabilmesi açısından çok değerliydi. Ama Türkiye'nin de gündem o kadar çok yoğun ki. Ama şunu söyleyeyim, ne zaman ciddi bir toplumsal bir hareketlik söz konusu olsa
o toplumsal hareketlilik ya da işte o protesto ya da ona benzer bir gelişme söz konusu olsa ilginçtir, hemen arkasında bir başka olay patlak veriyor ve gündem birdenbire değişiyor. İşte Kaz Dağları olayı vardı, Hasan Keyf vardı. Şu anda halen Kaz Dağları'na yapılan işte o doğa katliamına dair halen eylemler devam ediyor. Ciddi bir işte mücadele var. O bütün Türkiye'yi kapsayacaktı, bütün Türkiye'yi yayılacaktı. Birdenbire hemen ikinci gün bir kayyum meselesi atandı ve birdenbire Kaz Dağları bir ikinci plana düştü ya da yani insanlar hiç nereye gideceğini, yani evet, insanlar, toplumlar, örgütler, sivil toplum kuruluşları nereye gidelim, nereye koşturalım, nereye el uzatalım, hangi bölgede ateş daha yükseldi, oraya acilen gidelim, bir telaşına dönüştü mesele. Ama AKP halk mühendisliği bunu iyi yapıyor, bunu da kabul etmek lazım. Bir yerde bir eylem varsa, o eylem büyüyeceğini hissettiklerinde, bütün herkesi kapsayacağını hissettiğinde başka bir gündem yaratabilmek için hemen bir eylemi ya da operasyonu kendisi yapıyor. Yani kayyum da bir operasyon. Yani bir taraftan muhalefetin gücünü, enerjisini, konsantrasyonunu dağıtmak adına her şey yaparlar. Kayyuma biz yoğunlaştıkça yoğunlaşacağız. Bir bakacaksınız başka gün bir başka bir şey oldu. O yüzden AKP bunu sürekli yapıyor ve hepsini geçiştirme politikalarıyla zaman içerisinde her şeyi unutturarak yoluna devam ediyor. Bu konuda başarılı mı hükümet? Ben biraz başarılı görüyorum. Ama bunun önüne geçebilmek için bir topyekun her şeye sahiplenerek engel olunabilir. O açıdan bunu yapmak lazım. Bize gelince sorunuza, biz sonuçta Avrupa'da örgütlenmiş Türkiye göçmeni bir Alevi toplumuyuz. Alevi örgütlenmesiyiz. Doğal olarak Almanya'da imkan ve olanaklarımız kapsamında bugüne kadar yapılan bütün haksızlıklara karşı tavır koyduk. Bundan sonra da var olacak bütün haksızlıklara karşı tavır koymaya devam edeceğiz. Yani herkes Erdoğan'ı Avrupa'da kırmızı halıyla karşılarken, çiçeklerle, davul zurnayla karşılarken, biz Bochum'da yıl 2012, 17 Mart 2012 tarihinde Bochum'da biz onu protesto ettik. İlk defa Erdoğan protesto edilmişti. 50 bin Alevi ve dostuyla bir arada bu protesto gerçekleştirilmişti ve Erdoğan alması gereken bir ödül vardı orada. O ödül alamadı. Bochum'a gelemedi bile. Yani Bochum'a gelemedi. Erdoğan'ın gideceği ama gidemediği, gitmesi engellendiği tek bir yer vardır. O da Bochum'dur. Bunu yapan, öncülüğünü yapan, bu mücadeleyi sürdüren Avrupa Alevi Hareketi'dir. Bu mücadeleyi sürdüren 17-18 yıldır, işte Aleviler Sesi dergisine de bakın, bugüne kadar televizyonlarda yapmış olduğumuz, bundan önceki başkan yönetici arkadaşlarımız da, ondan sonraki başkan ve yönetici arkadaşlarımızın söylemlerine, konuşmalarına, çıkan basın açıklamalarına bakın. 18 yıldır söylediğimiz yerde duruyoruz. AKP'yi ve AKP'nin başındaki siyasi İslamcı ideolojinin karşısındaki tavrımızı, mücadelemizi bugüne kadar herkes tanık olmuştur. Yani biz bu konuda herhangi bir şekilde başımızı önümüze eğeceğimiz bir yanlışımız olmadı AKP'ye ve AKP iradesine karşı, siyasi İslamcılara karşı. Evet. O açıdan vicdanımız rahat. Ama daha da yükseltmeliyiz. Bu mücadeleyi daha da büyütmeliyiz. Ve biz de eğer zalimler daha da çok zalimleşiyorsa, bizler mazlumların yanında yer alma konusunda çabamızı daha da büyütmeliyiz. Yani eğer bugün Türkiye'de haksız bir şekilde halkın vermiş olduğu oylarla seçilen ve belediye başkanlıkları elinden alınan kayyumla, darbeyle elinden belediye başkanlıkları alınmışsa bu insanların, bu insanlara sahip çıkmak hepimizin görevi ve sorumluluğu olmalıdır. Bu bakımdan ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum özellikle. Evet. Yani biliyorsunuz biz 30. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Birazdan konuşacağız. Evet, Yol Bir Sürek Bin Bir ile bir barış senfonisi olacak. Yol Bir Sürek Bin Bir barış senfonisi olacak. Orada Roboski aileleri olacak, orada Cumartesi anneleri olacak, orada Sivas aileleri olacak, orada katliama maruz kalmış, bedel ödemiş bütün kimlikler olacak. Herkes orada olacak. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle, inananıyla, inanmayanıyla, devrimcisiyle, solcusuyla, herkes bir arada, birlikte olacağız Köln Arena'da ve barış, gezi ruhuyla barışa sahip çıkacağız. Bu etkinlik bizim için, sadece bizim açımızdan değil,
Dünya barışı adına da çok önemli bir etkinlik olacak. Dünyaya bir mesaj vereceğiz. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir Avrupa, nasıl bir dünya istiyoruz bunu anlatacağız. Barışın ne kadar değerli, kıymetli olduğunu, bir arada yaşamanın ne kadar önemli olduğunu, değerli olduğunu paylaşacağız. Aleviler bugüne kadar savundukları değerler üzerinden bu değerlere sahip çıkmanın mesajlarını verecek. O anlamıyla da eğer böyle bir haksızlık Diyarbakır'a, Van'a ve Mardin'e yapılmışsa buradan açık diyoruz ki bu canlarımızı, bu dostlarımızı, yani Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı canımızı, dostumuzu da buradan Yol Televizyonumuzun aracılığıyla Yol Bir Sürek Bin Bir Barış Senfonisi etkinliğimize davet etmek istiyorum. Açık davet diyorsun. Evet, davet ediyorum. Gelsinler. Birlikte olalım. Bu haksızlıklara karşı söyleyeceğimiz türkülerimizi, deyişlerimizi, sloganlarımızı, anlatacaklarımızı birlikte anlatalım. Ve biz bu canlarımızı aramızda görmek bizi çok mutlu edecek. Bu etkinliğe bütün herkesi biz davet ediyoruz. CHP'lisi, CHP'nin genel başkanı ve milletvekili belediye başkanlarını, HDP'nin genel başkan, eş başkanlarını, belediye başkanlarını, milletvekillerini. Keşke bugün tutsak edilmemiş olsa sevgili Demirtaş'ın da aramızda olup o bağlamasıyla bize bir türkü söylemesini çok isterdik, çok arzulardık. O anlamıyla da o aramızda olmasa da onun gibi yüreği yiğit arkadaşlarımızla birlikte hem Selahattin Demirtaş'a, hem kayyum atanan belediye başkanlarına, hem şu anda tutsak olan siyasetçilere, belediye başkanlarına sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Bu etkinliğimizde bu mesajı daha güçlü bir şekilde vereceğiz. Bunu özellikle de buradan altını çizmek istiyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Özellikle Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarını Yol Bir Sürek Bin Bir Barış Senfonimize davet etmek istiyorum. O gün aramızda görmek bizi mutlu edecektir. Biz de bütün gücümüzle dayanışma duygularımızı gözlerinin içlerine bakarak söylemek istiyoruz. Ve bunu bütün dünya kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Evet, önemli bir çağrı yaptınız. Yani buradan izleyicilerimiz iki defa da tekrar ettiniz. Gerçekten çok önemli. Altı çizilecek olan Yol Bir Sürek Bin Bire bugün hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğramış, halkları gasp edilmiş, halkın iradesiyle seçilmiş, demokratik yollarla seçilmiş 3 belediye başkanının gasp edilen hakkında birlikte olmak, dayanışma göstermek ve demokratik tepkiyi zalime karşı, diktatörlüğe karşı birlikte verelim. Açık davetiniz var. Buradan izleyicilerimiz bunu anlar ve diğer kelimeniz de aslında Türkiye'deki bütün muhalifleri, ezilenleri de başta mecliste grubu bulunan CHP olmak üzere bütün grupları da sözlerinizin arasında çağırıyorsunuz. Bu muhteşem bir davet. Toplumun bütün kesimlerini birleştirmeyi, muhalifleri bir araya getirmeyi ve ortak mücadelede ortak akılı üretmeyi buradan çağırıyorsunuz. Size daha ne diyelim, bu çağrı karşılık bulacaktır ve toplumsal kesimleri yerine ulaşacaktır. Yol Bir Sürek Bin Bir dedik Sayın Genel Başkan. Bu vesileyle de kayyum meselesini, mesele kayyumu Yol Bir Sürek Bin Bir'e aktaralım. Gerçekten Yol Bir Sürek Bin Bir'e de aslında bu çağrınızla birlikte Türkiye'deki kayyum meselesi de, hukuksuzluk ve adaletsizlik de Yol Bir Sürek Bin Bir'in konusu haline geldi. Dolayısıyla Yol Bir Sürek Bin Bir'in bütün çeyresi de değişti. Yol Bir Sürek Bin Bir'i tekrar izleyicilerimize anlatır mısınız? Gerçekten halka büyüdü, panorama büyüdü, çağrılar büyüdü, toplumsal hemen hemen bütün kesimler Yol Bir Sürek Bin Bir'in içerisinde yer alabilecek mi? Ya tabii Alevi değerleri içerisinde, anlatımı içerisinde, tanımlaması içerisinde Yol Bir dedi ve Sürek'in Bin Bir olduğunu söyledi ve Kalubela'dan beri Aleviler bile kendi içerisinde bu söylemle bir şey açıklamaya çalıştılar. Yani inancımız konusunda hemfikir olsak da yöntem, uygulama, koşullar içerisinde farklılıklarımız olacaktır. Yani Aleviler bile kendi içerisinde tekleştirilmedi. Yani tek tipleştirilmedi. Tek tip bir Alevilik yaratmadı. Buna itiraz etti. O yüzden de Yol Bir dedi. Süreyin de Bin Bir olmasını çok doğal karşıladı. Bu bakımdan Aleviler kendi içlerinde farklılıklarından dolayı
meselelere farklı yorumlamalar yapmalarından dolayı birbirlerinin burnunu bile kanatmadılar tarihimiz boyunca. Asla olmadı. Yani mesela işte Hristiyan dünyasına bakıyorsunuz, ne büyük bir mezhep savaşları oldu, milyonlarca insan öldü. Halen İslamiyet'te Şiiler Sünnilerin, Sünniler Şiilerin camilerini bombalıyor, milyonlarca insan öldü, ölmeye devam ediyor. Evet, evet. Ama Alevilerin kendi içlerindeki farklılıklarından dolayı birbirlerinin burnunu kanatmadılar. Bu da öğretinin temelinde işte yolun bir olduğunu, süreyin bin bir olduğunu anlatması, vurgulamasından kaynaklanıyor. O yüzden hangi inanç olursa olsun, hangi kimlik olursa olsun, tekleştirmek, tek tipleştirmek, bir otoriter oluşturmak, bir otoriter algısı oluşturmak kimlik üzerinde, o kimliğe en büyük zararı veriyor. Oysa kimlikler kendi içerisinde de sonuçta insanoğlu her şeye aynı pencereden bakmıyor, insanoğlu her şeyi aynı şekilde algılamıyor, aynı şekilde görmüyor, aynı şekilde kabul etmiyor, aynı şekilde rızalık vermiyor. İnsanoğlu böyle bir yapıya sahipse bütün birbirlerinden farklı olan insanları toplayıp hayır hepiniz şöylesiniz demeniz mümkün değil. Yani insanın aslında insanoğlunun tabiatına da uymuyor, uygun değil. Tekleştirmek, tek tipleştirmek uygun olmuyor. O açıdan bizim yol bir sürekli binbirimiz bunu vurguluyor ama bu sadece kendi hukukumuz açısından da değil. Bu aynı zamanda dünya meselesine baktığımızda dünya meseleleri için de yani dilimiz farklı da olsa dillerimiz, dinlerimiz, inançlarımız, kimliklerimiz çok farklı da olsa yol bir, yol insanlıksa Türksün, Kürtsün, Almansın, İngilizsin, Fransızın hiç önemli değil. Müslümansın, işte Hristiyansın, Yahudisin hiç fark etmiyor. İnanırsın, inanmazsın, sosyalistsin, devrimcisin ya da neye inanırsan inan, siyasi görüşün ne olursa olsun ama sonuçta ortak payda da insana değer veriyor musun? İnsana saygı duyuyor musun? İnsanı önemsiyor musun? İyi bir insan olmak istiyor musun? Meselesi ise o ortak paydası ise bütün insanlığın farklılıklarımız da olsa o iyi insan olma paydasında bizim bir araya gelmemiz lazım. Yol bir sürekli bir aynı zamanda bunun bir anlatımı olacak. Bunu ifade edecek. Ve biz inanıyoruz. Bunu yani kendi içimizdeki hukuku dünya üzerinde, dünyadaki insanlık üzerinde de böyle bir hukukun olabileceğini, olması gerektiğini, ütopyamızın bu olduğunu, bunun olması gerektiğini anlatmamız lazım. Sadece insanlar mı? Yani hak aşkına bir bakalım. Bugün dünyada en büyük sorun ne? Küresel ısınma. Kutuplardaki buzların erimesi oksijen oranını azaltmaya başladı. Deniz seviyelerinde ciddi bir yükseliş söz konusu. İşte Erzurum'dan ben geliyorum. Erzurum'da kış aylarında kardan insanlar işine okula gidemez dedi. Şimdi Erzurum'a çok az kar yağar hale geldi. Hiç yağmaz hale gelmiş aldığımız bilgiler. Yani doğada ciddi bir değişim var. Doğa katliam var. Biraz önce Kaz dağlarından bahsettik. Dersim'den, Dersim ormanlarından bahsettik. Hasankeyf'ten bahsettik. HES projeleriyle Karadeniz'deki projelerden bahsettik. Bir de doğaya karşı bizim bir sorumluluğumuz var. Çevreye ve bu dünyanın, doğanın, çevrenin sadece bize ait olmadığını, bizden sonra geleceklere bir emanet olduğunu da unutmadan hareket etmemiz gerekir. Bu bakımdan yol bir sürekli bir aynı zamanda doğayı, yani insanı, doğayı, çevreyi ve bütün evreni kucaklayan ve bir evren, bütün bir evren olarak barış içerisinde huzurlu, kardeşçe, eşit koşullarda bir arada yaşamanın bir mesajı olacak dünyaya. Bütün halklara, bütün mazlum insanlar olacak. Yani savaşlarla sadece birbirimize değil, dünyamıza da zarar veriyoruz. Atılan bombalar, işte ne bileyim kullanılan kimyasal silahlar. Bütün bunlar dünyaya da ciddi zarar veriyor. Yani ozon tabakasını bile parçalayan, delen insanoğlunun aygıtlarıdır. Şu anda dünyaya da en büyük zararı veren insanoğlu olmuş. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Barış Senfonisi her şeye barış istiyor. İnsana, doğaya, çevreye, bütün kainata, evrene barış istiyor. Böyle bir etkinliğin, böyle bir çalışmanın, Barış Senfonisi'nin içinde herkesin yer alması, tanıklık etmesi, orada olması çok önemli olacak. Hep söylüyoruz, bir konser değil, bir gece değil. Sanatçıların, solistlerin, yıldızların geçidi asla değil. Bir anlatımı var, bir mesajı var, bir çizgisi, bir ilkesi var, bir duruşu var. İnsanlığa anlatmak istediği bir mesajı var. Haykırmak istediği isyanı var. Kavlu beladan beri vermiş olduğu kavganın mücadelesi var. Her şey var burada. Burada herkes bunları görmeli, bunları okumalı ve buna tanıklık etmeli diye düşünüyorum. Emek var. Emek en yüce değer diyorsak, değil mi?
Evet. Yani burada yol bir sürek bin biri gerçekten çok güzel tarif ettiniz. Hem doğayla buluşturma, canlı cansız bütün bedenlerle buluşturan bir anlayışı izleyicilerimize çok güzel anlattınız. O zaman kısaca gelmeyen bir eksiktir diyelim. Yani biz bütün topluma çağrıyı yapıyoruz. Bir kişi bile gelmezse o kişi eksiktir. Eksiklik ya bizdedir ya kendindedir. Bunun herkes artık kendi vicdanında ya sorgulasın. Tarihte, özür diliyorum da, tarihte momentler vardır. O momente ya ortak olur, tanıklık edersiniz ya da sadece seyirci kalırsınız. Çevrenizdeki insanların anlatımlarıyla anlamaya çalışırsınız. Bunu biz Bin Yıl Türküsü'nde de gördük, Altan Umut'a da gördük, Kadın Türküsü'nde de gördük. Katılanlar katılmayanları anlattılar. Katılmayanlar katılmadıkları için üzüldüklerini ifade ettiler. Ya keşke biz de gelseydik, keşke biz de katılsaydık. Ya bu keşkelerden kurtulmak istiyorsanız sonuçta her gün düğüne gidiyorsunuz. Her gün aile ziyaretlerine gidiyorsunuz. Varın bir gün de düğününüzü, gelin böyle büyük önemli bir etkinlikte bir arada olun. Yani bu sadece Alevilerin barış senfonisi olmayacak. Dediğimiz gibi bütün kimliklerin bütün barış senfonisi canlı olacak. Canlı cansız bütün yani buradan da bütün Avrupa'daki demokratik sivil toplum kuruluşlarına, örgütlerine de açık davetimizdir, çağrımızdır. Buyursunlar, gelsinler. Bugüne kadar yaptığımız bütün eylemlerde bu çağrıları yaptık. Bu bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz çağrılar aynen yol bir sürek bin bir barış senfonisi için de geçerlidir. Herkesi beklemek, herkesi bir arada görmek, herkesle bir arada olmak bizim en büyük umudumuz, isteğimiz, arzumuz ve temennimizdir. Ve ben inanıyorum ki tarihe önemli bir not düşeceğiz 28 Eylül'de. Ve bundan 10-15 yıl sonra da bu etkinliğin sık konuşulacak, tartışılacak, muhabbet edilecek. Ya ben de oradaydım denilecek. Şu masada siz ve ben varız. 10-15 yıl sonra burada başkaları olacak. Alevi tarihini, dünya tarihini dünya tarihi tartışıldığında özellikle de işte nasıl biz 20 yıl önce Bin Yıl Türküsü'nü halen konuşuyorsak 20 yıl sonra da yine Bin Yıl Türküsü konuşulacak. Yine Altan Umut'a Kadın Türküsü konuşulacak. Ama eklenen bir şey de olacak. Yol bir sürekli bir olacak. Ben de oradaydım demek için gelmek lazım. Aynen öyle. Sayın Genel Başkan, şimdi Alevileri özelinde Alevileri daha çok ilgilendiren matem günleri başlıyor. Evet. Normalinde yöresel de olsa 3 gün önce başlayan, Masumu Paklar'la başlayan bir dönem ve 1 Muharrem Hicri takvime göre. Evet. Bizlerin de matem günlerinin, oruç günlerinin diğer bir tanımlamayla başladığı gün. Bu günleri nasıl tarif etmek istersiniz? Bir de bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla da matem günlerini bu kadar içselleştirmiş, bu kadar fazla önemseyen ve 12 gün boyunca oruç tutan sadece Anadolu Alevileri gibi geldi bize. Bunun da diğer Şiilikten ve Caferilikten ve benzer inançlardan da çok daha farklı yönü olduğunu da bu anlamıyla da altını çizmek gerekiyor, görmek gerekiyor. Evet Sayın Genel Başkan. Ya öncelikle ben işte Kerbela, yüzyıllar önce yaşanan büyük bir katliam, tarihe düşen en kara lekelerden bir tanesi. Orada yani Kerbela zalimle mazlumun hikayesidir. Vicdanlıyla vicdansızın hikayesidir. Haklıyla haksızın hesabıdır. Yani yüzyıllar önce yaşanan bu katliamın acıları, ateşi halen içimizde sıcaklığını koruyor. Unutmadık, unutulmayacak bir şey. Zaten Kerbela'yı unutmasaydık bugün daha büyük katliamlarla karşı karşıya kalırdık. Bu bakımdan Kerbela Aleviler açısından son derece önemli bir meseledir. Çok önemlidir. İnançsal anlamda, sosyoloji açısından, siyasi açıdan Kerbela Aleviler için çok önemlidir. Ben bu vesileyle 12 gün boyunca birçok yerimizde Masum Paklar da var. Masum Paklar orucu da tutuluyor şu anda. Niyetli olan canlarımız da var.
Ben 12 gün boyunca niyet tutan, oruç tutan, lokma pişiren, cemevimize getiren lokmasını paylaşan, herkesin dileğini, duasının hak katına yazılmasını istiyorum. Kimsenin ayağına taş değmesin. Bozatlı kızın herkesin yardımcısı olsun. Evet, Kerbala diyoruz, büyük acı diyoruz. Orada haksızlığa karşı mazlum yanında bir duruş var. Biraz önce kayyumları konuştuk. Biraz önce yol bir sürek bin biri konuştuk. Şimdi bütün bu anlatımlara baktığınızda Kerbela'dan bugüne kadar da nice Kerbelalar yaşandı. Niye biz kayyumları konuşurken farklı insanların bir araya gelmesinin değerli olduğunu söyledik? Eğer insanlar bir araya gelmiş ortak yaşam alanları yaratma konusunda çaba göstermiş olsalardı belki de Kerbela bir ders olurdu ve Kerbela'dan sonra böyle büyük katliamlar, yaşanan büyük katliamlar olmamış olacaktı. Milyonlarca insan ölmeyecekti, milyonlarca insan yerinden yurdundan göç etmek durumunda kalmayacaktı. Demek ki Aleviler de bu kadar çok ağır bedeller Kerbela'dan bugüne kadar halen daha ödüyorlarsa, o zaman burada yapılması gereken iş nedir diyoruz? Alevilerin bir araya gelmesidir, örgütlenmesidir, birlikte evet. mücadele etmesidir. Kerbela dediğinizde, Muharrem ayı dediğinizde sadece ağlamak değildir. Sadece ağlamak, sızlamak, üzülmek değildir. Sadece oruç tutmak, niyet etmek değildir. Kurban tığlamak, cem yapmak, cem olmak değildir. Aslında oradaki siyasi sosyoloji meseleyi de iyi görmek, algılamak ve onun üzerinden geleceğinize dair önemli adımlar atabilmenizdir. Yani kendinizi sorgulayabilmenizdir aslında. Bu bakımdan eğer Kerbela'nın hesabı sorulacaksa, Kerbela gibi büyük katliamların, insanlık dışı bu barbarlıkların yaşanmasını istemiyorsak, istenilmiyorsa bizim bir araya gelmemiz gerekir. İşte yol bir sürek bir daha aslında bir daha Kerbela'nın olmaması için örgütlenmenin ne kadar değerli olduğunu anlatacak bir proje. Yani bu bakımdan ben inanıyorum, başta inanç kurulumuzun anaları, dedeleri, evet. zakirlerimiz, cemevi başkanlarımız, yöneticilerimiz özellikle de 12 gün boyunca Kerbela'yı bu yönüyle değerlendirip yol bir sürek binbirin, kayyumlara sahip çıkmanın, haksızlıkların karşısında mazlumların yanında yer almanın, yapılan büyük eylemlerde, büyük projelerde oralara sahip çıkmanın aslında Kerbela'ya karşı, Kerbela'da zalime karşı mazlumun yanında yer alma duruşudur bu söylediklerimiz. Bu bakımdan ben inanıyorum ki bu 12 gün boyunca cemevlerimiz özellikle de yapılacak muhabbetlerde, sohbetlerde, anlatımlarda özellikle sadece ağlamak değil, evet ağlayacağız, evet üzüleceğiz, evet yassımız var, yassımızı yaşayacağız, ama diz çökmeyeceğiz. Ama ayağa kalkacağız, gözyaşlarımızı sileceğiz, bize bu gözyaşlarını döktürenlerden hesap soracağız ve bir daha gözyaşı dökmemek için ne yapacağız konuşacağız. O yüzden bugüne kadar çok ciddi örgütlülük yaratamayan Alevilerin son 30 yıllık yaratmış olduğu bu örgütlülüğe sahip çıkmak Kerbela'ya sahip çıkmaktır. Bu örgütlülüğün elde etmiş olduğu kazanımlara sahip çıkmak, dört elle sarılmak Kerbela'da İmam Hüseyin'in gibi duruş sergilemektir. Yani sadece söylemlerle, sadece sloganvari anlatımlarla bu işler olmuyor. Evinde oturarak da olmuyor. Evinde oturup Perşembe günü delil uyandırmakla da olmuyor. Yapacaksınız. Bunlar yapılmasını demiyoruz. Ama bunları, bu acılara ortak olmak istiyorsanız, bir daha acıların olmaması için bir isteğiniz, arzunuz varsa, bu konuda samimiyseniz, o zaman verilen mücadelelerde insanlık adına olsun, doğa adına olsun ve Aleviler olarak kendi özelimize baktığımızda inancımızı, ikrarımızı, yolumuzu bir talip mürşit ilişkisiyle, rehberiyle, zakiriyle, ozanıyla, aşığıyla yıllardır büyük bedeller ödeyen, ser verip sır vermeyen bu inancın, bu ikrarın devam edilmesi konusunda bir ateş varsa burada, o zaman bütün yapılan uğraşlara, çabalara, emeklere ortak olmak lazım. Herkes elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani, bu açıdan çok önemli görüyoruz ve Muharrem'in bu açıdan değerlendirilmesini çok önemli buluyorum. Önemli bir uyarı da var konuşmanızda. İzleyicilerimizin de birçok izleyicimizin bazıları Muharrem orucuyla işte
Sünni İslam'daki Ramazan orucunun sanki birbirinin alternatifi ya da onu işte Sünniler tutuyor, bunu Aleviler tutuyor gibi böyle evet. bir karşılaştırma yanlışın içerisine de düşüyorlar. Bu konuda da bu anlamıyla sizin yaptığınız tespit çok çok önemli. Kesinlikle Muharrem yaz günleri bir başka inancın ya da başka bir orucun falan alternatifi değil. Bir kere o anlamıyla baktığınızda oruç da değil. Yani bir matem ve bir duruş günleri aslında. Tabii duruştur. Yani şimdi şöyle bir şey var Özkan Bey. Yani Ramazan ayı tutulur çünkü onun karşılığında bir şey vardır. Mükafat vardır. Bayramı var. Bayramı var. İşte cenneti var. Bir vaadi var. Yani bir karşılıklı bir alışveriş var. Sen bunu yaparsan bunun karşısında bunu alırsın. Sen böyle davranırsan, bu şekilde yaşarsan işte sana işte cennetin kapıları açılır. Oysa bizim yasımız, orucumuz böyle bir amacı yok. Yani bunun karşısında bir mükafat olmayacak. Bunun karşısında ise bir vaat söz konusu olmayacak. Biz bir ağır bir darbenin sonucunda yaşamını kaybetmiş insanların acılarını paylaşıyoruz. Yani bir aileyi düşünün. Herkesin sonrasında beşeri bir dünya, annesi, babası, evet. işte bir Hakk'a yürüyecek. Kimin akrabası Hakk'a yürüdüğünde hangi acıyı yüreğinde yaşıyorsa Kerbala'da öyle bir acı. Onun niyetine tutul. Aslında oruç da nefis orucudur. Yani kine, nefrete, düşmanlığa karşı verilen bir bedensel, bir ruhsal arınmadır aslında evet. oruç. Oruç derken bunu kal. Yoksa oruç demek ben elimi kolumu bağlasın bir ay boyunca yemek de yemem, evet. su da içmem ama yaşarım sonuçta beşeri olarak. Evet. Bu bakımdan da bizim niyetimiz, orucumuz dediğimiz bu. Yani vicdanlı olmak, zalimin karşısında mazlumun yanında olmak da bir oruçtur, bir niyettir. Yani bir şey ifade Eyvallah. Etmektir. Eyvallah Sayın Genel Başkan. Çok çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Çok çok önemli 3 konuyu birden değerlendirdiniz. Yüreğinize sağlık. Bu haftalık da bu kadar. Mutlu kalın, sağlıklı kalın ama asla tepkisiz kalmayın.